Nice mutlu yaşlar. Çok iyi yaşlara. Nice yaşlara. Evet, beni kırmayıp geldiğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Yani ben genelde böyle doğum günü kutlamasını falan sevmem ama Zehra sağ olsun ısrar etti. Evet, ısrar ettim çünkü biliyorsunuz ben çok düşkünüm eşime. Hep de çok mutlu olsun istiyorum. Hiç üzülmesini istemiyorum kocamın. Maşallah Zehra kızım. En iyisini yapıyorsun. Keşke herkes senin gibi olsa Zehracığım. Taş geldi sana. Hadi oturalım o zaman. Hadi bakalım. Ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Kadınlar erkeklerin arkasından duracak ve destek olacak. Kıymet bilene tabii. Ben de Çağatay'ımın her zaman yanındayım, arkasındayım. O da benim. Değil mi aşkım? Ne güzel. Cansu kızım, sen de günün birinde seni seven, senin kıymetini anlayacak biriyle karşılaşacaksın. İşte o zaman ben seni telli duvaklı gerileteceğim. Yalnız Cansu'nun şu an biraz yüzü asık çünkü aşka küsmüş o. Ne olmuş da küsmüş? Barışırsın ya. Bir şey olmaz, ben de küsmüştüm, barıştım. Yani doğru zaman gelince doğru insan geliyor, hop buluyor insanı çünkü. Doğru insan diye bir şey varsa tabii. Bence var. Bence de. Değil mi Çağatay? Aynen bir tanem. İzninizle. Ya Cansu niye kalktı? Ne oldu şimdi? Ay ben gidip bakayım bir. Bir tanem, boş ver, belki kız yalnız kalmak istiyordur. Ama hayatım kız ağlıyor şu anda. Asuman Hanım, Yıldız'la Cansu iyi anlaşıyorlar. Siz bilirsiniz, Cansu'nun sevdiği biri mi var acaba? Vallahi ben hiç bilmiyorum Hasan Ali Beyciğim. Emin misiniz? Ben size söyleyeyim neler olduğunu. Sen bu kızı o kadar şımartmışsın ki alıp böyle partilere falan getirmeler. Ne oluyor ki? Ya Feride, lütfen canımı sıkma. Ya gece gece tadımı bozma. Ben seni bilirim. Alır böyle tepesine çıkartır, çıkartır, çıkartır. Ondan sonra da haddini bilmiyor diye kovarsın gider. Ya sabır, ya sabır. Güzel şeyler konuşalım bence artık. Evet ya. Mesela biz aşırı mutluyuz bugün buraya geldiğiniz için. Tekrar söylüyorum, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz canım. Ya niye böyle oldu? Sen bana anlat. Sizin hiç mi barışma ihtimaliniz yok? Yok maalesef. Ay. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Sen onu bu kadar çok seviyorsan mutlaka o da seni düşünüyordur. Yani bu işler öyledir, karşılıklı. Umarım. Sağ olun. Çağatay, neyin var? Efendim baba? Sen sabahtan beri kahveyi fazla kaçırmışsın. Bu ne oluyor böyle böyle? Stresten tabii, ne yapsın? Çocuk sürekli kahve içiyor. Aslında kahveyi ben de severim ama. Ben de Türk kahvesi severim. Sizin Türk kahvesi sevdiğinizi çok iyi biliyoruz. Hem siz içmesini seversiniz hem de içilmesini seversiniz. Çok doğru söylediniz Feride Hanımcığım. Böyle karşılıklı oturup sohbet ederken ne güzel olur değil mi? Ama anlayana. Asuman Hanım, siz bir Yıldız'a mı baksanız acaba ya? Evet, bakayım ben bir. Ne tatlı ya. Böylece Çağatay'ın gerginliğinin de sebebini anlamış olduk. Demek ki karısını özlediği için gerilmiş. Ya görmeden duramıyorum, ne yapayım? Çok iyi. Çağatay bak hele. Şimdi karın yan odaya gitti diye böyle suratını asma. Yıllar geçince karım yan odadan çıkmasın diye dualar edeceksin. Yani öyle diyorlar. Hadi sen kendini topla, bak aşağıda herkes var, gidelim. Tamam, çok teşekkür ederim. Kimseye bahsetme, tamam mı? Yok yok, ben kimseye söylemem ama zaten herkes anladı gibi. Neyse boş ver, şöyle düşün. Çivi çiviyi söker, belki başkasına aşık olacağım. Kızlar. Ayıp oluyor ama, neredesiniz? Geliyorduk şimdi anne. Kızım sen niye ağladın? Anne, ay bir şey de bilmeyiver. Sen beni dinle. Hiçbir erkek için gözyaşı dökmeye değmez. Seni istemiyorsa, aramıyorsa ona göre davranacaksın. Sen de istemeyeceksin. Gözündeki değerini anla. Tamam anneciğim, bu kadar realist takılmaya gerek var mıydı şimdi? Kız üzülüyor. Birinin gerçekleri söylemesi lazım değil mi? O beklediğin telefon gelmeyecek yavrucuğum. Anladın mı? Sen de üzülüp ağlamayacaksın. Bizim gecemizi de mahvetmeyeceksin. Hadi inin aşağı, ayıp oldu. Özür dilerim ben. Ay, bak erkekler için ağlarsan annem vallahi döver seni. Sen boş ver. Allah'tan ümit kesilmez. Bakma anneme.
Cansu kızım ne oldu? İyiyim iyiyim. Çok özür dilerim hepinizden. Yok canım, olur böyle şeyler. Sen iyi ol da. Hayatım. Aşkım. Hadi o zaman madem hepiniz buradasınız, hazır böyle toplandık. Ben bir şey açıklayacağım. Hayatım sen de bir ayağa kalkarsan. Tabii ki. Biliyorsunuz ben eşime aşırı düşkünüm. Çok seviyorum kocamı. Bugün de onun doğum günü olduğu için böyle iki gündür ona layık bir hediye arıyorum. Aradım aradım bulamadım. Sonra düşündüm ve buldum. Hediye olarak şirketteki hisselerimi Mert'e devrediyorum. Ne kadar şaşırdınız, tepki veremediniz herhalde ondan mı? Aşkım. Tebrikler. Mutlarım. Sağ olun Hasan Bey. Tebrikler Mert. Teşekkürler, sağ olun.